Ah shit, here we go again. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size videolarınızı nasıl kısaltacağınızı göstereceğim ama ilk önce pislik birisini çağıracağım yanıma. Ben geldim. Evet. Evet, beni seviyorsunuz ya. Delir ben. Evet, ona boşuna pislik demiyoruz sonuçta. Video mu kısaltacağını? Evet. Dur bakalım. Şimdi video YouTube'a yüklemek istediğiniz ya da başka bir yere olsun, videoların boyutunu nasıl küçülteceğinizi göstereceğim. Şimdi hemen videomuza geçelim. Şimdi aşağıda verdiğimiz linkten ilk önceden şöyle buraya diyeceksiniz ki programla yapacağız. Bu arada bunun başka bir yolu yok. Zaten çok da şey bir çok megabayt içeren bir program değil. Video efekti. Ya ben ne diyorum ya, kafa gitti. Video compressor aynı. Biz bunu linkte veririz ya. Bunu indire basacaksınız. Tabi ben linki vereceğim. Video kompresör indir, bakın burada var. Ona tıklıyoruz. Sonra buradan bunu indiriyorsunuz ve bakın, ilk ben de şüphelenmiştim bir virüs falan vardır. Ya boş vereyim, 2 saatte beklerim diye. Videolar artık bunalttı beni çok şey yüklemek. O yüzden ben de buradan direkt indire basarsanız orada yine bir şey çıkacak. Oradan indire basacaksınız. Bu program bende olduğu için ben şimdi yapmayacağım. Yani bence güvenilir bu program. Şimdi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Evet. Şimdi hemen programımıza gelelim. Böyle bir programımız. Kapatayım. Şunu bir an küçülteyim de. Nasıl küçülteyim? Demek ki böyleymiş. Gerçekten çok güvenilir. Aynen. Hatta ya, size de kanıtını göstereceğim. Benim size yüklediğim bütün videolar şu. Mesela bir Spider-Man videomuz vardı. Bu oyun videosu olduğu için baya çoktu böyle. 800 megabayt falan vardır. Ama bununla kompres dediğinizde video 19 megabayta düştü. Ve videonun orijinali sizde kalıyor. Bakın. Burada
5 MB'mış video. Ama ben burada kompresleyerek 19 MB'ı çevirmişim. Mesela bunda 23 MB. Normalde 503 MB mesela. Bunların hepsi dönüştürerek yaptığım şeyler. 19 MB'ı falan indirmişim. Burada benim bir sürü şeyim var. İşte videolarım. Yani bence çok güvenilir. Bu arada montaj yaparsanız da gitmiyor. Montajınız herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. İsterseniz bir kalitesine bakalım. Videonun orijinaline bakalım. İlk. Kendi çek bizim facecam. Videodaki facecam'ı kapatacak. Mesela ben burada bakın, videonun başladığını anlayamıyorum bak. Öldürüyor. Başladı mı? Başladı mı? Böyle ağzımda çips var bir de. Sıkıntısı yok zaten. Orijinal. Bir kasma falan olursa bu gençler, arada... Gençler ben gidiyorum ya. Tuvaletim geldi. Bu arada bir kasma falan olursa benim bilgisayardan bir sıkıntı vardır. Siz hiç şey yapmayın. Gördüğünüz gibi ya hiçbir sıkıntı yok. Sadece şöyle bir karıncalanma görebilirsiniz ya. O yani var. Da o kadar da olsun. Sesini biraz kısacağım. Hatta en aza indireyim. Burada dövüşüyoruz filan. Yapıyoruz bir şeyler. Yine aynı şey. Videonun ne süresini kısaltıyor, ne başka bir şeyini yapıyor. Yani direkt videonuzu çok güzel bir şekilde kısaltıyor ve YouTube'a ya da Facebook ne yapacaksanız atmanızı sağlıyor. Burada işte çektiğim video bu kalitede şey, Bandcam'ın kendi kalitesi. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. İşte bunlar böyle. Böyle programda. Neyse ben bu anda izlediğiniz, şu anda izlediğiniz videoyu da kompres yapıp da atarım. Belki de şey küçük olursa boyutu direkt atarım YouTube'a. Videomuz böyleydi. Like atmayı unutmayın.